Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda bir duayeni havacılığa ömrünü vermiş, Türkiye'ye önemli bir marka kazandırmış ismi Sani Şener'i diyoruz. Sani abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter'cim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi abi ne kadar geriye gitmek gerekir bilemiyorum. 97'ye gidelim. 97-98 Atatürk Havalimanı'nın ihalesini evet. kazandığınız dönemler. Evet. Türkiye'nin ilk özel... ...ve en büyük havalimanının... Doğru. ...işletme sürecine geçiş süreci sizde başladı. Doğru. Sizin havacılık maceralarınız nasıl başladı esas? Şimdi... E, Onu merak ediyorum. Sağ olun. Tepe, Akfen ve Viyana havalimanları... ...tavuk evet. kurup bu ihaleye girdiler. Dediğin gibi Türkiye'nin çok... E, ...önemli ihalelerinden birisiydi. Yap, işlet, devlet. 300 milyon dolar para bulacaksınız gibi. Çok büyük para. Ay, sizden o. önce de 5 defa ihalesi yapıldı Tabii, ve kimseye veremediler. Kimseye veremediler. Onu Tepe Akfen ve ve Viyana ile birlikte çok güzel becerdik. Beni de işin başına getirdiler sağ olsunlar. Hem de bir hisse de aldım. E, ortak da oldum. Kurucu ortaklardan hatırlarsın senle bir röportaj yapmıştık. İlk röportajlarından birinde sen de yap, senle yaptım. Yani orada ve hiç unutmuyorum e, jeneratörleri koymuştuk. Evet. Çok büyük jeneratörler. Devasa. devasa. 8 tane. Bana bir soru sormuştun. Abi tamam bu büyüklükleri anladık da bu ne kadar yeri aydınlatır. Yani nasıl ifade edeceğiz. Ha, nasıl ifade edeceğiz. Ben de sana demiştim ki bir Giresun ilini aydınlatabilir. Hı. Yani o büyüklükteydi. O günlerin önemi şu. Atatürk Havalimanı'nın önemi şu. Yani Türkiye'nin ilk modern terminal binası hakikaten orada yapıldı. Çok kısa bir sürede yapıldı. 22 ay gibi. O şartlar altında 98 krizi 99 depremi Hı. şartları arasında yapıldı. Ve e, o şartlar arasında bu paralar bulundu. Kısa sürede bitti. İşletme süresi de çok, kısa çok kısaydı. Çok kısaydı. 3 yıl, 8 ay, 20, ay 20 gün. gün. He. Hiç aklımdan çıkmıyor. <laughs> ya, hakikaten. Çünkü <laughs> gün atan tek firma evet. bizdik. Herkes bizden sonrakiler yıl ve ay atmışlardı. Ee, en önemli konu da yani biz 2000 yılında işletmeye geçtiğimizde rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel açılışını yapmıştı. Geçtiğimizde şöyle bir şey vardı. Yani Türkiye'de e, İstanbul Havalimanı'nın, e, Atatürk Havalimanı'nın e, yolcu kapı, e, sayısı 10 milyondu Maksimum 10 evet. milyondu e, Türkiye'nin yolcu sayısı da 33 milyondu Türk, evet. Türk Hava Yolları'nın uçağı da Uçak sayısı da 62 evet. Düşünebiliyor musun? Böyle bir ortamda Tablo. başlıyorsun. Şimdi böyle bir tabloda Türk Hava Yolları o zaman e, ana üstünün İstanbul Atatürk Havalimanı'nın Çok iyi bir havalimanı olduğunu görmesiyle birlikte Çok ciddi bir trendine girdi Yani havada Muazzam olmaya başladı e biz de yerde çok iyi işler yapmaya başladık. Özel sektörün dinamizminin getirdiği bir e, fark da var e, doğal olarak ve e, çok güzel bir örnek teşkil ettik. E, ve Atatürk Havalimanı hakikaten kimsenin hafızasından silinmiyor. Güzel bir havalimanıydı. Çok çok kompakttı. Yani girişler çıkışlar çok kolaydı. E, i̇nsanların hafızalarında güzel yer etti. Biz bir inşaat şirketi de kurduk. Atatürk oynama bittikten sonra evet. bu inşaat şirketiyle Havalimanları şirketi paralel büyümeye devam Başladım. ettiler. İnşaat şirketi hem TAV Havalimanları'nın e, havalimanlarını yapıyor, yapıyor. Hem, yapıyor, hem de dünyadaki... hem de dünyada başka havalimanlarını yapıyor. Mesela Katar'ı yaptı. Mesela Riyad'ı yaptı. Mesela Mısır'ı yaptı. Medine'yi. Abu Dhabi'yi yaptı. Medine'yi TAV Holding ile birlikte ya Beraber yaptı. Yaptınız, beraber doğru. yaptı. Ama bunlar TAV Holding'in olmadığı Tav dışında inşaat yapılan inşaat. TAV inşaat olarak. TAV Havalimanları Holding hem büyüdü hem halka arz ettik. Halka arz ettikten sonra Fransızlara, Aéroport de Paris'e satış yaptık. Ve böylece Aéroport de Paris ile birlikte TAV'ın büyümesi daha da hızlandı. İşte ben ilk kurulduğunda 10 yılda 10 havalimanı işleteceğiz demiştim. Hatırlarsın sloganlarımızı. Evet. Hedefler. Hedefler ve 2010 yılında 10 havalimanı işletiyorduk. Makedonya'yı evet. aldık 10 havalimanı oldu. Sonra işte e, dedik ki 100 milyon yolcuya geleceğiz. 2020'de 100 milyon yolcuya Hı. geldik. Böyle ciddi e, işler oldu. Daha sonra e, 2017'de e, ortaklık yapısında değişiklikler oldu. Akfen Tav havalimanlarından ayrılınca tabii inşaattan da Fransızlar ayrılmak istedi. Onların hisselerini ben aldım Fransızların. Ve böyle ayrılınca iki ayrı şirket olarak gitmeye. O zaman burada ben bir devreye gireyim abi. Başladık. Evet. Şimdi yani... Tav İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak yolunuza... Öyle devam, devam olsun. ediyorsunuz. Ama Tav Havalimanlar Holding'de de işsenizde var. var tabii. Duruyor ise evet. ben oranın kurucu ortağıyım. Yani orayla nasıl diyaloğunu o, o, devam edecek? E, şöyle e, e, bundan sonraki şu anda Tavha Oymanların yaptığı e, yatırım yaptığı Almatı, Antalya ve Ankara'yı Tav inşaat olarak biz yapıyoruz. Çünkü Fransızlarla öyle bir anlaşması vardı. Evet. Tav inşaatın ama artık o anlaşmada bitti benle birlikte. Yani bundan sonra artık ön e, ihalede ön alım hakkı yok. Bizim yok tabii inşaatın evet. yok. Ama bundan sonra TAV Havalimanları büyük bir yatırım yaparsa yine dünyanın en önemli havalimanı inşaatı firması o, olan TAV'a mutlaka teklif alacak. Diğer rakiplerinizle yarışacaksınız. He, yarışacağız. Evet. Bundan sonra yarışacağız. E, TAV Havalimanları'ndaki işim de şöyleydi. Yani bir kurumsal şirkette zaten bizim 65 yaş sınırımız Sınırınız var, vardı. Sınırınız vardı ki sizi 2 yılda uzattılar. 2 yılda uzattılar benim evet. yolumu. Çünkü pandemi gelmişti. Çok kritik bir dönemdi. Hakikaten o o dönemde zaten ee, Almat'ı Antalya ve Ankara'ya aldık. Yani böyle evet, bir dönemde. Işte. Yani musunuz? Biz tav havalimanları olarak e, iki yıl o süreyi yaptık. Ondan sonra bir iki yılda yönetim kurulu başkan vekili olarak. Devam ettim. etmem istendi. Şimdi hem kurucu ortaksınız hem yöneticisiniz. Artık ondan sonra 69 yaşına geldim ben. Ondan sonra tabii ki artık süremiz doldu. Gençlere zaten iki yıl önceden devretmiştik. Daha da önce belki devretmem lazımdı ama o kadar dinamik gidiyordu ki, o kadar krizler vardı ki. Ondan biraz da geciktik. Orayı bıraktık hayırlısıyla. Çok güzel bir yerlere getirdik. Çok mutluyum. İyi bir ekibiniz evet, var. Çok orada. iyi bir ekibimiz var. Halen o ekip... E, başarıdan başarıya koşacaktır. Çok daha iyi yerlere getirecektir. Buna inancım sonsuz. E, ben de tam inşaatta yeniden bir şeyin içine girdim. Hoşuma gidiyor aslında. Bir, evet. E, yok adına, zaten boş e, duracak alemde vitesi, değil. Vitesi beşe attık orada da inşallah evet. gidiyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'da çok büyük ihaleler. 3 trilyon dolarlık yapım ihalesi var. Katar'da büyük ihaleler var. E, Afrika çok ciddi açıldı. Hı. Afrika'da çok ciddi yerler var. E, i̇smimiz de olduğu için zaten otomatik davetler geliyor. İnşallah e, oralarda e, devam e, edeceğiz işlerimize ve başarılı olacağımıza da inanıyorum. Çünkü havacılığı biliyoruz. Yani artık tav inşaat kadrosu hem havalimanı yapmayı biliyor ama havalimanı işletmeyi de çok iyi biliyor. Tabii ki biz işletme tarafında olmayacağız hiçbir zaman ama e, işletmeyi bilen birinin yapımı yapabilmesi çok daha kolay oluyor. Siz e, işletmeci olarak da, in, havalimanı inşaatı yapan taraf olarak da çok farklı coğrafyalarda bulundunuz. Çok. Yani çok ilginç, zor. Neler çekilmiş? Biraz evet mesela Libya'sı da var, Tunus'u da var, Gürcistan'ı var. Doğru. İşte Arap coğrafyası var. Tabii. Yani Balkanlar o, var. E, tabii siz e, çok iyi biliyorsunuz yani. Gürcistan'da Gürcü-Rus savaşı çıktı. Arap Baharı Tunus'tan başladı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Libya'da e, halk ayaklanması oldu. Mısır Kayra Havalimanı'nı yaptık. <laughs> orada büyük ayaklanmalar oldu. İşte e, her tarafta bir şeyler oldu. Yani onun için sıkıntılı dönemler tabii ki yaşadık. E, mesela bunlardan benim unutmadığım e, Libya'daki olaylardı. Yani Libya'da patlayınca e, olaylar e, bizim orada 4000 civarında işimiz vardı. Yani 2000'i de Taylandlı, 2000 civarında da Vietnamlıydı. 250 de Türk mühendis vardı. Kızlı erkekli. Evet. Ben önce buradan e, direkt uçağımıza atlayıp e, Tunus'a gittim. Tunus Havalimanı bizim. Oradan Tunus'tan operasyonu yönettim. Libya hava sahası kapalıydı. Tunus'u açtılar. Tunus çalışıyordu. Tunus'tan e, uçak yollayarak önce bizim o 250 kişilik Türk grubunu aldırdım ve Türkiye'ye getirdim kendim daha sonra işte İtalya'dan feribotlar tutup güvenlik güçleri tutup o 4000 işçiyi alıp Malta'ya getirdik. Malta'dan 747'lerle ülkelerine yolladık. Biz Tav'da toplumsal başarı peşinde koştuk. Yani kişisel başarı peşinde koşmadık. Onun için hem ortaklarımıza para kazandırdık, hem de çalışanlarımızı mutlu ettik, yolcularımızı da mutlu ettik. İnşallah bundan sonra da Tav aynı şekilde daha da ilerleyerek devam edecektir. Şimdi ama benim odak noktam TAV İnşaat. İnşallah bu e, bir sene içinde bir TAV İnşaat'ın son durumunu anlatırım. Şu anda bizim biliyorsunuz... Şu an hangi projeler var abi? Bizim şu anda elimizde Katar e, en önemli projelerimiz. Ama biz, uzun süredir. E, çok uzun süre. olan... 2007'den beri biz Katar'ı yapıyoruz. Evet. Devamlı ilave geliyor ve biz e, iyi yaptığımız için bize veriyorlar. Katar devam ediyor. Antalya devam ediyor. Evet. E, tav. Almat'ı e, bitti diyebilir e, miyiz? Almat'ı bitti. Bitti, evet. bitti. bir birinde açıldı. Ama açılıyor. oranın gittim gördüm bitti ama bitti gibi durmuyor 2 Üç, 3'ü sonra orada yeniden e, büyüyecek tabii büyüyecek. büyüyecek çünkü çok çok evet. çok artıyor. Yok Devamında ya, tekrar inşallah evet. inşallah alırız ama bir de bizim en önemli konumuz eskiden kalan bu Abu Dhabi Havalimanı da bizim bir sorunumuz var. O da çok uzun çok büyük evet. bir havalimanı. Orayın %99'unu bitirdik. %99'u bitmiş havalimanında eee idare biz üçlü bir konsorsiyumduk. O üçlü konsorsiyumun Arabtek olanı yani idarenin, Birleşik e, Arap Emirlikleri'nin devlet firması. Evet. O firma iflas etti. İflas ettirdiler yani. O edince bizim... E, Size sirayet ettirdiler. Bize sirayet ettirdiler ve... Bizim ve, şeyi, noktayı ve noktayı koyamadık. Noktayı koyamadık. Bizim e, fesh ettiler sözleşmemizi. Tabii e, çok haksız bir fesihti. Şu anda bir uluslararası arbitrasyondayız ki 1 milyar dolar yani. Onunla uğraşıyoruz. Hmm. Hmm. Büyük bir dava. Allah yardımcımız olsun. ...hakkımız inşallah, i̇nşallah hakkınızı alırsınız. Şimdi ilişkilerde, siyasi ilişkilerde de düzeldiği için oralarla... Ben bir sefer çekmiştim, ben size inanıyorum. görüntüyü gönderdim. Dedim sabret daha. Bir şey. Orayla işler <laughs> evet, devam ediyor. İktidiz <laughs> evet. yani. Siz havacılık sektörüne yoğun bir şekilde şeyle başladınız. İnşaat tarafıyla. Yani havalimanını, Tabii. Atatürk havalimanını... ...kısa sürede inşa ederek... ...dikkatleri evet. üzerinize topladınız... Biz o zamanlar şöyle düşünüyorduk. Şimdi bunlar inşaat şirketinin hızlı yaptılar. Ha. Tamam bu işte iyiler de işletmezlikleri nasıl olacak diye. Ha, doğru. Derken. Bana soruyordunuz işte. E, yani Orada da farklı e, bir model. Ne yapacaksın diyorlardı. Evet. Bana ediyordum ki ben yüksek mühendisim. Yani ben inşaat bitti. Biz işimizi tamamladık, çalıştırdık. Ben giderim başka şantiyelere. Fakat sonra yavaş yavaş e, baktık kaldık. Kaldık, kaldık, kaldık derken iş öğrenmeye başladık. İş Üzeri öğrenmeye başladık. işletmeci oldunuz. Ee, ya, öğrenmeye işte. bırak. Sorgulayarak yani. Sorguladık, evet. çok evet. sorguladık. Sorgulayarak tabii insanları öğrendik. Hiç unutmam, e, yine 2000 yılıydı. GED diye, bizim Global Airport Development diye bir seminerimiz var biliyorsun, kongre. O kongreye gittim, hiç kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyi. Böyle broşürü dağıtıyorum, kartımı veriyorum. En arkada oturuyorum, milleti dinliyorum falan. Ondan sonra... 2000 yılında o durumdaydık. 2013 yılında yine Gedin eee nisteki, nisteki kongresinde, e, yıllık kongresinde 400 delegenin 400'ün oyuyla endüstri kahramanı 13 yıl sonra. 13 yıl sonra. Bir bir endüstri kahramanı. Abi içinde. tabii yani. Ve keynote e, konuşmacı olarak oralarda oldum. Yani bu nasıl oldu? Çalışarak oldu, öğrenerek oldu, sorgulayarak İki oldu. İki tarafta tecrübe ettiniz. Hangisi sizi daha fazla heyecanlandırırdı? Şöyle, şöyle tabii ki Tav Havalimanları'nda çok büyük bir büyüme yakaladık. Ben tam inşaatı o kadar vakit ayıramadım 27 yılda. Oradaki arkadaşlarım da başarıyla götürdüler ama Tav Havalimanları çok heyecanlıydı. Yani halka açılması, o hisselerin satılması, işte her gün o hisse fiyatını izlemeniz, krizler, başarılar, yolcular, başarısızlıklar müthiş şeydi. Tav inşaat. Daha o konuda daha sakin ama tabi inşaatta da dinamikler çok fazla. Devamlı iş alman lazım, yapıp bitirmen lazım. Devamlı iş alman lazım, yapıp bitirmek lazım. Ama havalimanlarında iş alıyorsun, yapıyorsun, bitti. 20 yıl gidiyor, 25 yıl gidiyor. Öyle bir tek düzelik de var ama her gün yaşanan bir değişim de var. İkisinde bir farkı yok benim için. Ama özümüz bir şantiyeci olduğu için biz tabii Tav inşaatta daha bir Gönül bu tarafa doğru çekiyor olabilir. Önümüzdeki an. Günlerde nasıl bir planınız, projeniz var? Emeklilik tadı çıkarmak gibi bir yok, düşünceniz ben, var mı? E, e, yok. Emeklilik olmaz. Burada yani tam inşaatına çok başarılı. Ama bir siz CEO, zaten CEO'su dengeli götürüyordur yaşam. Yani, çok başarılı de yerinde. Tabii çok başarılı bir icra kurulu var tam inşaatın başarılı bir CEO'su var. Yani o arkadaşlar zaten icraatı yapıyorlar. Ben stratejilerine karışıyorum, ilişkilere karışıyorum. Ee, ama emekli olmamak lazım yani. Emekli olursanız ölürsünüz yani, evet. yani çalışmak lazım. Hayır, mantığı ne ki? yani. Bir de gelişmekte yani. olan bir ülkeyiz. Biz gelişmekte evet. olan ülkenin e, e, CEO'ları, politikacıları, siyasetçileri, mühendisleri, e, belediye başkanları, e, herkesin çok çalışması lazım iş adamları. Biz çalışmamız lazım. yani Bir de birikimi bu kadar bir, olan, biriken, tecrübesi olan insan. Yani. Bu kadar birikimi böyle bırakıp gittim evet. sahil kasabasında balık tutuyorum yapamazsınız yani isterseniz de, isterseniz de yapamazsınız. <laughs> Yapınıza uygun değil. <laughs> Aynen değil. Abi teşekkür ediyorum. Ya ben çok teşekkür ediyorum sağ Ama abi. ara sıra yine Yapar konu abi. kalıp bir tecrübe edin bir de da dünyada inşallah. ne oluyor? İnşaat Her nerede zaman. gelişiyor? Havacılık biz nereye de gidiyor? Biz sizlerden faydalanıyoruz. Herkesden faydalanıyoruz. Herkesin herkesten faydalanması gerekiyor. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun, iyi günler. Yeni döneminizde Tav İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim.